İşte. Ama ben kalkıyorum. Sizler elini. Kirası ne kadar? En son 350 bin lira oldu. Çüş. Çüş be. Buyurun. Kiralık yazısını gördük de. Ha. Yukarı katı kiralıyor. Çıkın görün. Yalnız kirası 150 bin lira. 3 aylıkta peşindir. Ben öne geçeyim. Aman kımıldama. Hemen burayı terk edelim. Yoksa üzerimize çökecek. Hayır, gidelim. Duydun sen de. Ucuzmuş. En ucuzu da 400 milyoncuk. Hazır gelmişken birkaç tane alsak ne dersin? Ama. İstersen 1 milyarlık daireler varmış. Ha. Onlardan alalım. Sonra gazeteler doğan her Türk çocuğunun borçlu doğduğunu yazıyorlar. Bunlar da dünyaya alacaklı gelmişler. Hemen de alacaklarını almışlar senden benden. Bize bir şey kalmamış. Bunların yüzünden. Olur. Ayağına bassana abi. Bastık ya lan. Kendi ayağına değil abi, gelinin ayağına. Aa. Ne haber? Buradan evi bulursunuz değil mi? Ayıp ettin abi. Aileye hoş geldin yenge. İleride ben de senin gibi güzel bir gelin olmak istiyorum. Canlarım. O canlarım. Niye ağlıyorsun kız? Çocukların durumu beni duygulandırdı. Nerede kaldı bu kız? Mutlaka o herifle beraberdir. Bir yakalarsan vallahi de gebertirim, billahi de gebertirim. Hiçbir halt edemezsin. Ha, eder miyim edemez miyim görürsünüz. Hadi canım, deli deli konuşma sen de. Geldi işte, bir de günahını alıyordun. Hele gelmesin, şerefsizin bacaklarını kırarım. Karımı almaya geldim. Nerede karım? Karım nerede? Ulan kapıyı açan karın. Burnunun ucunu görmüyorsun be. Burun.
Ben sarhoş filan değilim anladın mı? Ben karısını izleyen bir rojayım anladın mı? Söyle şu kardeşime de eve dönsün. Eve dönsün. Görmüyor musun kız? Herif nasıl yalvarıyor? Dön kız evine de işler yoluna girsin. Sağ ol. Babamın sırtından da bir yük kalksın. Biraderlerime hassızsın sen, sağ ol. Gel benim. Hadi gel. Yapma. Yürü. Bir dakika bakın. Gel. Bay bay. İşte bu. Bak, bir dakika. Bunu yapmam hala. İstersen benimle gelirsin pekala. Pis sarhoş. Gelini yarın teslim etse fazla kira ödemeyelim. Herhalde yeryüzünde evlendikleri günün gecesini ayrı ayrı evlerde geçiren ilk gelinle damat biz olacağız. Şu kaderin cilvesine bak. Üzme tatlı canını. Beraber olacağımız çok gecelerimiz olacak. Allah'a ısmarladık. Seni telsizle arayacağım. Bekleyeceğim. Hey, bir dakika. Ya resmen nikahlı karımsın. Daha seni öpmedim bile. İşittiklerime inanamıyorum. Demek evlendin. Evet, evlendik ablacığım. Yaşa be kız. En iyisini sen yaptın. Candan kutlarım. Yalnız kalpler, kocanız konuşuyor. Yakışıklı, kocam benim. Hayır ya, sen de benim güzel karım. Artık sana sadece kocam demek geliyor içimden. Karısından ayrı düşmüş bir koca. Ah zavallım benim, yakışıklım benim. Ne? Tebrik ederim enişte. Ben Mualla, Aliye'nin ablası. Sen de mi öğrendin kız? Sağ ol, teşekkür ederim. Allah yastıkta kocasın. Neredesin sevgilim? Buluştuğumuz yerde. Dolma bahçede mi? He, saatin altında. Ben de yanında olmak isterdim. Saat tam sabahın 5'i. Ben garibim biri. Ama olsun be. Her gecenin bir gündüzü vardır. Beraber olacağımız yarınlar bizim canım. Seni beklettim ama kusura bakma, maaşımı ancak alabildim. Bizimkiler erken verdiler, ben dün aldım. Bugün gene sabahtan akşama kadar ev baktım. Ayaklarıma kara sular indi. Maaşlarımızı biriktirmemiz lazım. Yoksa ev filan tutamayız. Biriktirelim tabii. Ben de sana aynı şeyi söyleyecektim. Gerçi ailelerimizin de bu paraya ihtiyaçları var ama biraz da onlar zorlansınlar. Biz de evli olduğumuzu anlayalım. Haklısın. Abim kahve köşelerinde kumar oynayacağına bir iş bulup çalışsın. Bundan sonra 40 para vermek yok. Metalik koklatmak yok. Tamam. Aslan ortak. Bu kız nerede kaldı? Şimdiye kadar gelmesi lazımdı. Neredeyse gelir. Trafik bu, belli mi olur? Belki araç bulamamıştır. İşte kızım geldi. Maaşını almadın mı Aliye? Aldım anne. Anne nerede? Çantamda. Babana ver. Hemen bakkala borcumuzu ödesin de aylık erzak alalım.
Artık maaşımı vermeyeceğim anne. Neden kızım? Bana lazım baba. Anlamadım. Bu evin geçimi ne olacak peki? Çok mu merak ettin? Evet, çok merak ettik kızım. Aslan gibi oğlunuz var baba. Biraz da o çalışıp eve para getirsin. Ama kızım... Hep kabahat sende anne. Erkek evlat kumbara gibidir derdin. Şimdi at parayı, ihtiyarlığında rahat edersin. Bize 3 kuruş vermezken onu babamla paraya boğardınız. Alın, açın şimdi kumbaranızı. Gibi delik kumbara işte. Sen sus asalak karı. Sen kocanı bırakıp başımıza bela geldin zaten. Her gün iş aramaktan canım çıkıyor. Ama yok, senin gibi sabahtan akşama kadar kahve köşelerinde tutmuyorum serseri. Ulan sen kime serseri diyorsun ha? Senin ağzını yırtarım orospu. Durun be, para benim. Ben evlendim. Benim de evime para lazım. Kocamla mutlu bir yuva kurmak için para lazım bize. Bunu yapamazsın. İmkansız yapma. Aa, olmaz vallahi. Bal gibi oldu. Evlendiğini ben de biliyorum. O herifle mi? Ağzını topla. O herif dediğin benim kocam. Ben şimdi sorarım o kocan olacak herife. Peki neden vermiyorsun bu ay maaşını? Çünkü bana lazım baba. İyi ama oğlum, durumumuzu biliyorsun. Çocuk yaşımda okulu bırakıp gazete satarak evin bütçesine katkıda bulundum. Babam ne yaptı? Erken emekliliğini isteyip kahve köşelerinde tavla domino oynuyor. Taşı sıksa suyunu çıkarır. Bir yerde çalışıp 3-5 kuruş getirebilir. Ama oğlu çalışıp her ay maaşı kuruşuna kadar getiriyor ya, neden çalışacakmış? Sonra dedem bir evlenme lafı tutturmuş, aldığı emekli maaşının üzerine bir düğüm atıp doğru bankaya yatırıyor. Yeter artık. Bırakın da biraz kendim için yaşayayım. Nerede Selim? Nerede o Selim denilen adam? Buradayım. Ne işin var senin bu evde? Ne işin var senin bu evde diyorum. Hangi cesaretle benden habersiz kız kardeşimle evlenirsin? Ne? Evlendin mi? Bize bunu yapamazsın. Evlenemezsin. Beni de atlattın ha? Bu evliliğin karşısındayım. En doğrusu boşalsın. Derhal kız kardeşimi boşayacaksın. Anlaşıldı mı? Yürü bakalım kız. Dokunma karıma. Gelsin lan. Hadi kız. Yürü. Gel lan buraya. Dur be. Sen istedin. Al lan. Yapma. Yapma. Kaçma. Gel buraya. Bırak ben. Yürü. Bırak. Yürü. İtmesene be. İt herif seni. Köpek herif. Bırak. Yürü lan. Yürü. Dur be. İtme. İtme. Bırak. Bir daha karıma elini sürecek olursan seni yaşatmam, bunu bilmiş ol. Alın bu kabadayı müsveddesi oğlunuzu, çekin arabanızı burada. Sen oğlumuza bakma evladım. İyi yaptınız, evlendiniz. Sizlere yardımcı olmak boynumuzun borcu. Ev filan aramanıza lüzum yok. Buyurun bizim eve. Ev sizin eviniz. Buyurun bizim evde kalın kızım. Başımızın üstünde yerin var. Sen benim bir tane gelinimsin. Tabii oğlum. Kendinize başka yer aramaya ne lüzum var? Aliye ile sana en büyük odamızı veririz. Ya. Ben sofada bile yatmaya razıyım Selimciğim. Ben ettim sen etmeyin işte. Büyükler affeder, ver elini öpeyim. Yeter, yeter artık ben. Bu davranışınızdan sizler adına ben utanıyorum. Aliye ile karar verdik, kendi hayatımızı yaşayacağız.
Kimseye ihtiyacımız yok bizim. Üzülmeyin Muhalle Hanım. İsterseniz siz benimle bizim evde kalabilirsiniz. Çabuk defol zampara bozuntusu. Yoksa çantayı kafana yersin. Yavru. Şimdi ne yapacağız? İlk geceyi evimizde geçireceğiz. Evimizde mi? Hı. Hadi gel sevgilim. İlk gecemizi bir arabanın içinde geçireceğimizi hiç düşünmemiştim. Yıllar sonra bunu güzel bir anı diye çocuklarımıza, torunlarımıza anlatırız. Tabii. Bizim dağıtım şirketinin arabası değil mi o? Evet efendim. Burada ne arıyor? Çalındı mı ne oldu bir bakalım şuna. Abi kimse yok. Bir de arkaya bakalım. Bu ne hal böyle? Aliye! Zamparalık. Zamparalık mı? Densizlik. Ne densizliği be? Evsizlik. Evlendik, başımızı sokacak bir ev bile yok. Sahiden evlendiniz mi? O ne demek? İşte nikah cüzdanımız. Yani evlilik tapumuz. Affedersiniz çocuklar. Tebrik ederim. İnsan bir haber verir be Selim abi. Tebrik ederim Aliye. Sağ olun efendim. Tebrikler yenge. Sağ olun. Bana uğra. Arkadaşların bir hediyesi olacak size. Yalnız evlilik bu arabada yürümez. Patron görse ikiniz de kovulurdunuz. Gazete arabasını böyle bir işe alet etmek, yarın erkenden işinizin başında olun. İnşallah en kısa zamanda bir ev bulursunuz. Hadi biz gidelim. Ne düşünüyorsun? Ne yapmam gerektiğini. Ne yapman gerek? Görürüz. İşte evimiz sevgilim. Ev bulana kadar burada kalacağız. Hiç umurumda değil. Seninle olduktan sonra bu çadırı saray gibi bir eve tercih ederim.
kısada da olsa bir dam oldu başımızda. Bakalım bir gün gerçek evimizi bulmak nasip olacak mı? Neden bulamayacakmışız? Yeneceğiz. Kime? Kaderimizi. Şehrin göbeğine çadır kurmuşlar. Tabelalara bakılırsa turist olacak bunlar. İşe bak, gece kondular bitti, gece dikti çadırlar çıktı şimdi de. Aç şunu. Fukaralar uyuyor. Bırak bu karayı. Kaldır şunları. Şşt, kalkın bakalım hadi. Size söylüyorum hadi kalksanıza be, duymadınız mı? Yıkalım şu çadırı. Yahu ayıp değil mi? Buraya çadır mı kurulur? Kurulur tabii. Gönlünüze taht kuracak halimiz yok. Otele gecede 40.000 lira bayılacak paramız da yok. Ev kirasına aylık 1.000 mark verecek dövizimiz de yok. Buraya 7 katlı apartman kurduracak dayımız da yok. Bu yoklukta bize de çadır kurmak düştü. Ne yapalım kardeşim? O sendeki yoklar bende de yok. Bizim görevimiz böyle yerleri yıkmak. Şimdi ne yapacağız? Bilmem. Sen ne düşünüyorsun? Evlerimize dönsek daha iyi olur diye düşünüyordum. Nasıl yani? Sen evine, ben evime. Yani evli evine, köylü köyüne. Yani evi olmayan sıçan deliğine mi demek istiyorsun? Onun gibi bir şey. Yani yenilgiyi kabul mü edelim? Ne yapabiliriz ayrılmaktan başka? Ayrılmak mı? Hani ortaktık? Hani hayat boyu sürecekti? Başka ne yapabiliriz Selim? Bak sevgilim, ben asla yenilgiyi kabul etmem. Sen istiyorsan evine dönersin. Benim savaşım bitmedi daha. Ben senin için bir yuva istiyorum. O yuvayı bulacağım. Nasıl bulacaksın? Gel benimle. ...15 numara. Bir dakika abi. Abi bir dakika. Allah Allah. Ne
Abi bir dakika bekle ya, bir şey söyleyeceğim. Allah Allah. On beş numara burası. Açsana kapıyı abi, açsana! Daha kuralları çekilmedi abi, anlamıyor musun? Bu katlimin daha belli değil. Belli benim. Yani karımla ikimizin. Sen kooperatif başkanı mısın? Sana sordum abi, kooperatif başkanı mısın yoksa yönetim kurulu üyesi misin? Hiçbir şey değilim. Bu kat bizim, hepsi bu. Son kez söylüyorum, çıkın yoksa polise haber veririm. Kime haber verirsen ver, umrumda bile değil. Benden günah gitti. Yer yarılsa, dünya yıkılsa, kimse bizi buradan çıkaramaz. Burada yaşayacağız. Alo, alo, polis mi? Salonumuz. Hı-hı. Koltukları buraya koyarız. Evet. Kanepeyi şöyle yerleştiririz. Televizyon tam karşıda. Burası yatak odamız. Karyolamızı şöyle koyarız. Gardırobu şuraya. Yere de gözlerinin renginde bir halı. Burasını çocuk odası yaparız. Oğlan burada. Kız şurada yatar. Çocuğumuz erkek olmalı ona göre ha. Burası da mutfağımız. Harika değil mi? Yoruldum. Şimdi bana bir kahve yap bakayım. Baş üstüne kocacığım. Nasıl olsun? Şekerli tabii. Tamam. Mektepli işi. Bundan sonra öğren. Ben kahveyi şekerli içerim. Dikkat, dikkat. Dikkat, dikkat. İşgalciler, dışarı çıkınız. Artık oyun bitti. Dikkat, dikkat. İşgalci çift, son kez ihtar ediyorum. Dışarı çıkıp daireyi terk ediniz. Biz işgalci değiliz. Sadece oturacak bir ev arayan yeni evli bir çifttir. Size hak veriyorum. Ama bu yaptığınız yasalara aykırıdır. Hemen binayı terk edin. Aksi halde zor kullanmak mecburiyetinde kalırız. Bir dakika. Zor kullanmaya kalkarsanız yakarım binayı. Bu duruma biz de düşmek istemezdik. Düşmemek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Ama içinde oturulabilir bir ev için ayda 1000 mark istediler. İkimizin toplam maaşı 350 bin lira. Nasıl öderdik? Kümes gibi bir eve razı olduk. Araplar ayda 700 bin veriyor, Acemler günde 20 bin lira veriyor diye bilmediğimiz yabancıları bize rakip çıkardılar. Kendi ülkemizde, kendi paramızla biz yabancı olduk. Adam haklı ama elden ne gelir? Buradan hiçbir kuvvet bizi dışarı çıkaramaz. Ancak ölümüz çıkar buradan. Başımızı sokacak bir evimiz oluncaya kadar burada yaşayacağız. Kıpırdamayın. Thank you.
Hiç olmazsa bundan sonra evimiz olacak artık. Ne evi? Cezaevi.